Kafe ve restoranlara yönelik şarj istasyonları üreten ve bayilik sistemi ile dünya geneline ihracat gerçekleştiren Pilbul şarj otomat sistemlerine konuk oluyor. Firma sahibi Ali Adıgüzel ile gerçekleştirdiğimiz röportajı hep birlikte izliyoruz. Ben Ali Adıgüzel, İstanbul Teknik mezunuyum. Bu ürün aklıma geldiği zaman ondan sonra patentleme işlemini yaptık, daha sonra imalatına başladık biz. 2014 yılından beri ticari hayatımıza devam ediyoruz. Çok tecrübe edindik biz o üretim esnasında. Ürün bu seviyeye gelinceye kadar ve versiyon 6 üretiliyor şu anda. 6 sefer kabuk ve 6 sefer de sistem değişti aslında bakarsanız. Çünkü bizim sadece ürettiğimiz şey Pilbul değil, artı aynı zamanda bir Ar-Ge firmasıyız. Araştırma geliştirme firmasıyız. Ürünü her daim güncel tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bu ürünün mahiyeti aynı olmasına rağmen çalışma sistemleri birbirinden farklı. Bir tanesi Euro ile çalışır, yani Avrupa'ya özel yapılan üründür. Bir tanesi TL olarak çalışır, bir tanesi jeton olarak çalışır. Tabii biz şöyle bir şey yapabiliyoruz. Para birimini getirdiğiniz takdirde makinelerimizi para birimine göre uyumlu hale getirebiliyoruz. Şu anda zaten içeride Suudi Arabistan'ın ürünleri var, SAR'la çalışıyor. Ürdün'ün ürünlerini yaptık geçen hafta, onlar dinarla çalışıyor. Avrupa'ya yaptığımız ürünler zaten Avrupa'nın 7 ülkesine ihracat yapıyoruz. Amerika kıtasına da yapıyoruz bu arada. Bunların hepsini kendi para birimleriyle yapıyoruz. Yani Avrupa 1 euro ile 20 dakika veyahut da dakikasını da ayarlayabiliyorsunuz bu arada ürünlerin. 20 dakika çalıştırıyorlar. Amerika 1 dolara 35 dakika çalıştırıyor. Bu tercihleri kendileri yapabiliyorlar. Tabii biz tezgahtan inip gönderdikten sonra kendileri de ayarlama işlemini yapabiliyor. Dakikasını ayarlayabiliyor, para miktarını ayarlayabiliyor. Bu ek gelir kapısı olarak bakılıyor ama zamanla insanların asıl işleri olmaya başlıyor. Çünkü karı yüksek bir sektör. Çünkü kiralama şeklinde çalışıyor. Kafe restoranı siz bırakıyorsunuz, ay sonunda gidiyorsunuz. İçerisinden çıkan 200 euro ise 100 eurosu mekana, 100 eurosu size kalmış oluyor. Zaten kafe restoran size gidip teklif ettiğiniz zaman yok demiyor. Nedeni şu, çünkü gittiği zaman yatırım yapmadığı için direkt makineyi kabul ediyor zaten. Siz doğal olarak ek gelir daha sonrasının ana gelir olmuş oluyor. Bu normal doyumluk şarj demeyeyim daha doğrusu, acil şarj aslında. Yani siz gidip 20 dakika içerisinde %20 telefonunuzu dolduruyorsunuz ve çıkıyorsunuz. 20 dakika içerisinde o kafe restoranında kahvenizi, çayınızı yudumluyorsunuz. Bir de güzel tarafı şu, masaya geldiği için telefonunuz yanınızda oluyor. Telefonunuzu şarj ederken kullanabiliyorsunuz bu cihazlarda. Diğer eski cihazlarda telefonu bırakmak durumundasınız. Bunda ise masanızda kullanıyorsunuz yani. Avantajları çok fazla baktığınız zaman. Bir de biz sonuç itibariyle bu kiralık bir makine olduğu için mukavemetli ve sağlam bir makine olmak durumunda. O yüzden dolayı biz metal imalat yapıyoruz. Düşmelere karşı, ondan sonra uzun yıllar kullanılsın diye. Makine imalat olduğu için yani satış sonrası teknik desteği çok iyi verebiliyor olmanız lazım. Hızlı tepki almanız lazım. Çünkü şöyle düşünün. Bu makine arıza yaptığı takdirde mesela işte atıyorum bir mekanda 10 gün yattığı takdirde günlük 10 liradan 100 lira zararı olacak mesela bayinin. Bu teknik servise geldiği zaman anında yanıtlanıp geri gönderilmesi lazım. Bu arada MNG Kargo ile anlaşmamız var. O anlaşmamız mukabilinde kodumuzla beraberinde bayimiz bize gönderdiği takdirde bir günde geliyor. Bir günde tamir zamanı, ikinci gün kargoya veriliyor. Aslında makine arıza yapıp da hızlı reaksiyon alırsa bayimiz 4 gün içerisinde makine yeniden elinde olmuş oluyor. Makine imalatı öyle bir şeydir, çok ince bir detaydır. Arkasında durmanız lazım. Yani teknik servisinizle, yedek parçanızla. Çünkü biz de şöyle, 2014 yılında başladık. 2015 yılında üretmiş olduğumuz cihaz bile teknik servisimize geliyor. Parça barındırıyoruz biz onlarla alakalı. Yani 7 yıl olmasına rağmen, çünkü 10 yıl boyunca biz bunun parçasını sağlamak zorundayız. Avrupa'da aslına bakarsanız Avrupa'da bir 40-45 gün civarında falan kendini amorti ediyor. Türkiye şartlarında 5-6 ay civarında falan kendini amorti ediyor. Yani böyle bir iş modeli bu. Ki dünyadaki iş modellerinin hiçbiri böyle değildir. Yani yatırım yaptığınız rakamı 5 ay sonra, 6 ay sonra kazanacaksınız yani. Ar-Ge şöyle, biz elektronik Ar-Ge'ler yapıyoruz. Elektronik ve mekanik, aslında mekatronik Ar-Ge'ler yapıyoruz. Yani hem ürünün kabuğuna hem içerisindeki elektroniğe müdahale edebiliyoruz. Yaptığımız şu anda patent sürecinde olan elektrikli araçlarla alakalı bir Ar-Ge'miz var. Beraberinde işte yine şarj otomatlarıyla alakalı, bunların ödeme sistemleriyle alakalı yapmış olduğumuz Ar-Ge'ler var. Tabii proje de yapıyoruz biz. Mesela işte Somali'ye para devreden olmadan ondan sonra işte telefon okutup işte bankacılık sistemi üzerine ödeme alabildiğiniz
başka otomatlar da üretiyoruz. Sadece bizim pil bu bizim işimizin göreneni %30'udur sadece. Geri kalan %70 Ar-Ge'mizdir. Şöyle biz insanlara yeni bir iş kol açıyoruz. Girişimcilere, ondan sonra kendi işini yapmak isteyenler, ek gelir yapmak isteyenlere veyahut da iş kurmak isteyenlere. Bu konu hakkında bizimle ürünümüzle tercih etsin veyahut da etmesin fark etmez. Bizden bilgi alabilirler. Sektör hakkında, ondan sonra ürünler hakkında, sektörün nasıl işlediği hakkında. Bir de çok beğenerek izliyorum ben sizi. Her hafta sonu kaçırmadan izliyorum ben sizin programınızı. Çünkü çok farklı sektörlerden farklı insanlar çıkartıyoruz. Farklı beyinler çıkıyor aslında. Yani o da çok çok hoşuma gidiyor. Programınızı çok beğenerek izliyorum ben.